çok kıymetli Esenyurtlular. Sağ sola açabiliriz. Çok kıymetli Esenyurtlular, değerli basın emekçileri ve sevgili dostlarım, Cumhuriyet Halk Partililer, demokrasiye inanan bütün yurttaşlarımız. Burada önemli bir nöbeti sürdürüyorsunuz. Hep birlikte sürdürüyoruz. Bir adalet nöbetindeyiz, bir demokrasi nöbetindeyiz. Bugün 10 Kasım, ülkemizin ve partimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 86. yıl dönümü. Kendisini saygıyla, şükranla, minnetle anıyoruz. Ve ona bir borcumuz var. Cumhuriyet'in 101. yılını kutladık ve Cumhuriyet'imizin 101. yılını kutlarken şunun çok net farkındaydık. Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında bu ülkeye sadece kağıt üzerinde, sadece anayasada cumhuriyet yazan değil ama o cumhuriyetin hem seçme seçilme hakkının güvence altına alındığı hem de demokrasinin bütün unsurlarıyla yaşayabileceği bir geleceğe sahip olması için hep beraber mücadele etmek bizim büyük Atatürk'e olan görevimizdir, borcumuzdur. Ve Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamışken bütün olumsuzluklara rağmen umudu hep beraber birbirimizde mücadelemizde bulmuşken hemen arkasından Esenyurt'ta bir olumsuzluk yaşadık. Hepimizi kaygıya sürükleyen bir olay yaşadık. Profesör Doktor Ahmet Özer, kendisi hayatı boyunca bu ülkede devlet kurumlarına, üniversitelere, bilim dünyasına hizmet etmiş olan bir akademisyendir. Kendisi bu ülkede insanlarımız barış içinde hep beraber huzur içinde yaşayabilsin diye aklını, fikrini, bütün çabasını ortaya koymuş olan çok kıymetli bir bilim insanıdır. Ve Ahmet Özer şu an hiç hak etmediği halde hem usulen hem dosyasının içinde büyük yanlışlar sonradan konularak, çok büyük yanlışlar yapılarak cezaevine konulmuştur. Profesör Doktor Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanı oldu ve bugün milletvekillerimizle, örgütümüzle, gençlik kadın kollarımızla, belediye meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle hep beraber Esenyurt'un sokaklarını gezdik arkadaşlar. Esenyurt'un sokaklarında, Esenyurt'un esnafında tek bir görüş var bizim duyduğumuz. Soruyoruz nasılsınız, iyi misiniz diye. Önce esnafımız buna da şükür diyor. Nasıl işler diye soruyoruz. Vallahi size onların anlattıklarını anlatsam herhalde burada nöbetimizin sonuna kadar Türkiye'nin ekonomik sorunlarını konuşuruz. İnsanımızın derdi bellidir. İnsanımızın adaletsizlikle bir derdi vardır. İnsanımızın işsizlikle bir derdi var. İnsanımızın hayat pahalılığı ile ilgili bir derdi var. Ve bütün bunlar varken iktidarın görevi halkımızın bu sorunlarını çözmektir. Ve Esenyurt Belediye'miz Ahmet Başkanımızın döneminde özellikle kısa bir süre içinde büyük hizmetler yaptığı için Esenyurt halkında büyük bir takdir toplamıştır. Büyük bir sevgi toplamıştır. Hepimiz bunları gördük. Ve esnafımız, vatandaşımız şunu söylüyor. Diyor ki, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş olabilirim. Ben vermedim diyen vatandaşlarımızla konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş olsam bile Ahmet Başkan'a bu yapılanları asla doğru bulmuyorum diyor vatandaşımız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olan vatandaşlarımızla konuştuk. Diyorlar ki, başka bir yerde oy kullanan vatandaşın oyu oy da benim oyum oy değil mi diye soruyor vatandaş. Aynısını Mardinli vatandaşlarımız da soruyor. Aynısını Halfeti'deki vatandaşlarımız da soruyor. Aynısını Batman'daki, Mardin'deki vatandaşımız da soruyor. Şimdi siz bir şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki, al sana temiz kağıdı. Seçime girebilirsin.
şimdiye kadar hiç suç işlememişsin. Yani sadece adli sicil kaydın temiz değil, şimdiye kadar hiçbir suç işlememişsin diyor devlet. Ondan sonra seçime giriyor. Seçime girdikten sonra vay sen misin bir Kürt vatandaş olarak, bir Kürt akademisyen olarak seçimi kazanan, Esenyurt Belediyesi'ni kazanan, sen misin kent uzlaşısı yapan, o zaman ben seni, sana karşı itibar suikastı yaparım diyen bir anlayış var karşımızda. Başkanımızın evini sabahın beşinde basanlar, ondan sonra aramalar yaparken hem belediyede hem evinde aramalar yaparken hiçbir usulü güvenceye saygı duymadan bunu yapanlar, yanına avukatının girmesine, arama sırasında avukatının girmesine izin vermeyenler, el konulan dijital kayıtların imajının alınmasına bile izin vermeyenler, şunu çok iyi hatırlamalıdır. Türkiye geçmişte böyle olaylar yaşadı. Ergenekon balyoz davalarında gördük. Birçok toplumsal davada bunu gördük. O zaman da çok büyük davalar açıldı, çok sanıklı davalar açıldı, çok telefon konuşması üretildi, çok kanıt ortaya konuldu. Ama o kanıtlar düzenlenmiş kanıtlardı. Bunlar er ya da geç ortaya çıktı. Ve o zamanlar bu büyük davaları açıp insanlarımızın itibarına saldıranlar, hukuku bir gecede, bir sabah şafak operasyonuyla kenara atmayı cüret edenler, birilerine diyorlardı ki bu kahraman bir savcıdır diyorlardı. O kahraman savcılar sonra birileriyle kartopu oynadılar. Sonra o kartopu oynayanlara bile neden bununla kartopu oynadın diye mahkemelerde sorular soruldu. Türkiye bunları yaşadı. Türkiye Gezi'de polislerin gençlerin çadırını yaktığı günleri de yaşadı. Arkasından gençlerin mücadelesini de gördü. Hiç geri adım atmayanları gördü ama diğer tarafta kanunsuz emir verenlerin, kanunsuz emirleri uygulayanların bu ülkeden nasıl apar topar kaçtığını da gördü. Bunları niye söylüyoruz? Bakın, bütün bu olumsuzluklara rağmen birileri var ve birileri doğruları söylüyor. Bizler bugün elimizde bir kitapçık, Ahmet Başkan'la ilgili ne kadar yalan söylendiyse, kamuoyunda ne kadar soru işareti çıkarılmaya çalışıldıysa hepsinin cevabını dava dosyasından tek tek veren bir kitapçığı vatandaşlarımıza dağıttık. Vatandaşlarımızla dosyanın içeriğini de konuştuk. Ama yarın bir gün buradan aldığı emirleri uygulayanlar, kanunsuz emirleri uygulayanlar ve daha önemlisi o koltuklara oturup o ilk günden fotoğrafları hiç utanmadan çektiren kayyum başta olmak üzere, o kayyumu buraya atayanlar başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan, o hiçbir şeyden haberi yok denilen Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, şunu çok iyi bilsin. Vatandaşlarımız bugün umutsuzluğa kapılıyor gibi görünüyor olabilirler. Ama burada nöbet tutanlar var. Burada adaletin ve demokrasinin nöbetini tutanlar, demokrasi için direnenler var. Benzer bir umutsuzluğu daha önce yaşamıştık. Ne olmuştu? İstanbul'da seçimler iptal edildi. Ne kadar fark vardı? Tekrar tekrar sayım yapıyorlardı, hatırlarsınız. 13 bin fark vardı. Seçim iptal edildi. Vatandaş kime oy vermişti? Ekrem İmamoğlu'na oy vermişti. Ne oldu? Biz senin oy verdiğin belediye başkanını tanımıyoruz dediler. Ve seçimi iptal ettiler. Ondan sonra ne oldu? Bir geçici kayyım, kendisi İçişleri Bakanı şu anda. O mazbatayı teslim etmek zorunda kaldılar. Ve iyi bir liderlikle, kararlı bir siyasi iradeyle halkımız direndi. İstanbullular kendi oylarına sahip çıktılar. Ve tekrar yapılan seçimde o 13 bin fark ne oldu? Hepimiz hatırlıyoruz. 800 bine çıktı. Yani İstanbullular kendi iradesine sahip çıktı. Ve geçtiğimiz yıl bir cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler yaşadık. O günlerden sonra hep beraber çok üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir seçimi kazanamamış olmanın Türkiye'de adaletsizliğe ve ekonomiye olan vereceği zararı hepimiz gördük ve buna çok üzüldük. O günlerde de büyük bir umutsuzluk dalgası vardı.
Ama hep beraber çalıştığımızda, doğruyu gördüğümüzde, gerçeği söylediğimizde, gerçek için hep beraber mücadele ettiğimizde, Türkiye İttifakı'nı kurduğumuzda, yani muhafazakar demokratlarla, sosyal demokratlarla, milliyetçi demokratlarla ve Kürt demokratlarla Türkiye İttifakı'nı kurduğumuzda, hiçbir şeyden de çekinmediğimizde, 31 Mart'ta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde büyük bir başarıya imza attık. Yani bugün arkalarındaki iktidar gücüne dayanarak, bu güce güvenerek Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atayanlar, bir belediye başkanımız daha sorgulanırken yandaş gazeteler aracılığıyla kayyum haberini yapanlar, yaptıranlar, belediye başkanımıza karşı itibar suikastı yapanlar, onu gözaltına alırken yatak odasına kadar girenler, şunu çok iyi bilsinler. Orada bir iktidar gücü varsa, burada Türkiye'nin birinci partisi var. Burada Cumhuriyet Halk Partisi var. Burada demokrasi için direnen, adalet nöbetini tutan arkadaşlarımız var. Ahmet Başkanımıza buradan hepimiz adına selamlar gönderiyorum. Kendisini her gün ziyaret eden arkadaşlarımız moralinin, gücünün çok yerinde olduğunu söylüyorlar. Bizler Ahmet Başkanımıza güveniyoruz. Ve burada meselenin sadece Esenyurt olmadığını da çok iyi biliyoruz. Türkiye'de Esenyurt'tan İstanbul'a, İstanbul'dan bütün Türkiye'ye bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Bunun çok net farkındayız. Siyaset yargıyla dizayn edilemez. Esenyurt iradesi, Esenyurt halkının iradesi yargı aracılığıyla ipotek altına alınamaz. Bizler bunu çok iyi biliyoruz. Bizler bunu çok iyi görüyoruz. O yüzden dün 6 Mayıs darbesinde İstanbul'da İstanbullular, daha sonra 31 Mart seçimlerinde tüm Türkiye'de haritayı kırmızıya boyayanlar, dün ne yaptılarsa en umutsuz zamanlarda direnerek, mücadele ederek bu ülkeye demokrasiyi getirecekler. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ve bizler Esenyurt'ta, İstanbul'da ve Türkiye'de mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.